Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, Kasım aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar, 21 Kasım'a kadar Güneş Akrep burcunda ilerlemesini sürdürecek. Ve Kasım ayına çok güçlü bir enerjiyle, dolunay etkisiyle başlıyoruz. Çünkü Ekim ayının sonunda 31 Ekim'de Boğa burcunun 8 derecesinde Uranüs etkili bir dolunay meydana geldi. Dolayısıyla Kasım ayının ilk günleri içerisinde bu tesirler devam edecek. Bazı sürprizler gündemde olabilir. Çocuklarla ilgili, aşk hayatınızla ilgili, yaratıcı kişisel çalışmalarınız, girişimlerinizle ilgili, hatta para konularıyla ilgili bazı sürprizler, değişimler, dönüşümler etkisi altında olabilirsiniz. Genel olarak günlük temponuzda heyecanın artacağı, biraz sıra dışı durumlarla da karşılaşabileceğiniz bir dönemdesiniz aslında. Evet, Kasım ayı Ekim ayıyla kıyasladığımızda aslında daha verimli ve daha güzel bir ay. Retro gezegenlerimiz artık ileri harekete dönecekler. Bu da çok önemli bir gelişme tabii ki. Hani günlük hayatımızda ileri hareketteki gezegenler bizi daha fazla destekleyecektir. 3 Kasım'dan itibaren Merkür retrosu düzeliyor. Merkür ilk etapta Terazi burcunda ilerlemeye başlayacak. 11 Kasım'a kadar Terazi burcunda, 11 Kasım'dan itibaren ise Akrep burcunda ilerleyecek. Ve özellikle Ekim'in 14'ünden itibaren yaşadığımız bazı iletişim sorunları ya da yarım kalmış projeler, hani yavaş giden işler şimdi daha rahat ilerleyebilir, daha rahat onlarla ilgilenebiliriz. Hedeflerimize, gelecek planlarımıza odaklanabiliriz. Yapacağımız görüşmeleri yapabilir, toplantılarımızı, yazışmalarımızı yapabilir, hatta anlaşmalarımızı, sözleşmelerimizi daha rahat hayata geçirebiliriz. Ve 14 Kasım'dan itibaren Mars artık Koç burcundaki retrosunu bitirecek, ileri harekete dönecek. Bu da gerçekten kişisel olduğu kadar toplumsal alanlarda da çok zorladı bizi. Mars retrosu 14 Kasım'da bitiyor. İleri harekete dönüyor ama Koç burcundaki seyri 6 Ocak'a kadar devam edecek. 4. evinizde süre gelecek bu ilerleme. Halen daha tabii ki sizin için güçlü bir açıda olacak, güçlü bir transitte olacak Mars. Ama en azından o retronun verdiği karmaşa, huzursuzluk azalacak. Daha net tesirler altında olacağız. Belki ev yuva alanlarında, aile içi ilişkilerde zaman zaman agresyon ve çatışma olsa da hani bunları çözmek ve bir sonuca ulaştırmak daha kolay olacak, daha yapıcı olacak diyebiliriz. Ama tabii ki Mars'a dikkat etmek lazım. Çatışmalara, kazalara, sakarlıklara dikkat etmek lazım. Beklenmedik durumlar bu anlamda karşımıza çıkarabilir bu süreçte. Halen daha devam edebilir bunlar. Ve 12 Kasım'da burcunuzdaki büyük kavuşum, yani Jüpiter-Plüto kavuşumu tekrar etkinleşiyor. 2020'nin en önemli hareketlerinden biri aslında bu. Jüpiter büyütücü, genişletici bir etki, aynı zamanda şans ve fırsatları temsil eder. Plüto güç demek, kuvvet demek, otorite demek ve Jüpiter Plüto aslında daha çok finansal konulardaki güçleri de anlatır. Ama otorite ve liderlik, yönetim alanında da büyük güçler, fırsatlar verebilir. Ve bu kavuşumunu çok faydalı bir şekilde bu ay değerlendirebilirsiniz. Geçtiğimiz ay daha zordu etkiler ama bu ay bu kavuşumun tesirleri sizin adınıza daha verimli olabilir. 15 Kasım'da Akrep burcunun 23 derecesinde yeni ayımız doğacak 11. evinizde ve bu yeni ay sırasında Güneş ve Ay işte burcunuzdaki Jüpiter ve Plüto ile çok güzel bir temasta olacak. Dolayısıyla yeni ay verimli bir yeni ay. Üstelik retro gezegenler de artık düzelmiş durumda. Ve sizi 11. ev, yeni projeler, yeni girişimler, yeni hedefler, belki yeni dilekler, umutlar alanında destekliyor. Bu bir büyük bir proje demek aslında. Büyük bir teklifle karşılaşabilirsiniz. Daha çok ekip çalışmaları gibi, bir organizasyon gibi bir alanda harekete geçebileceğiniz, kendi gücünüzü kullanabileceğiniz, otoritenizi, liderliğinizi kullanabileceğiniz ama büyük de bir projeyi işaret ediyor. Büyük bir teklifle karşılaşabilirsiniz. Veya süre gelen bir durum var. Bir süredir bu hep ertelendi, gecikti ya da hazırlıklarını yapıyordunuz. Şimdi artık bu yeni ayın tesirleriyle beraber harekete geçebilir, girişimlerde bulunabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınızı kontrol ediniz. Özellikle 23 derece ve yakınlarında Güneş burcunuz, yükselen burcunuz, kişisel gezegenleriniz varsa bu yeni ayın
tesirleri sizin adınıza daha önemli olacaktır. Ve toprak ve su burçlarında yoğunlaşan gezegenler yeni ayla daha iyi temasta olacağı için şansları da arttırıyor tabii ki. Özellikle Venüs, Jüpiter, Ay, Merkür gibi iyicil gezegenler 23 derece ve yakınlarındaysa maddi manevi güç ve fırsatın sizin adınıza önemli olacağını söyleyebiliriz. Önemli insanlardan destekler alabilirsiniz. Yani çevrenizdeki kişiler. Yeni bir çevreye girebilirsiniz ama önemli insanlarla tanışabilirsiniz. Veya arkadaş gruplarınızdan, sizi tanıyan çevrenizdeki kişilerden çok güzel teklifler alabileceğiniz bir süreçte olabilirsiniz sevgili oğlaklar. Evet, 15 Kasım'da yeni ay doğuyor ve ay sonuna kadar ayın ışığı yavaş yavaş büyüdükçe hayatımıza da bu yeni ay enerjileri dahil olacak. 21 Kasım'da artık Güneş Yay burcuna geçecek. 12. evinizi aydınlatmaya başlıyor. İkizler Yay aksında, biliyorsunuz ay düğümleri. Güneş'in Yay burcuna geçişi aslında 2020'nin ikinci tutulma döngüsüne de yaklaştığımızı işaret ediyor. Ve ayın ışığı 15 Kasım'dan itibaren yavaş yavaş büyüyerek ay sonunda dolunay fazına ulaşacak. 30 Kasım'da 8 derece İkizler Burcu'nda dolunayla beraber ay tutulması yaşayacağız. 2020'nin son ay tutulması bu. Sevgili oğlaklar, 8. evinizde meydana geliyor. Ay tutulması kuzey düğüm yönünde olacak. Bir tamamlanma, bir dönüşüm enerjisi var aslında. Ve bu iş hayatınız, mesleğinizle ilgili olabilir. Günlük hayatınızın çevresel koşullarında bazı dönüşümler olabilir. Hizmet aldığınız kişiler, yardımcılarınız, beraber çalıştığınız kişilerle ilgili bazı değişimler olabilir. Tabii ki yeni iş fırsatları olabilir. Genel sağlığınızla ilgili bazı etkiler alabilirsiniz ki sağlığınıza biraz dikkat edin. Yani ufak tefek de olsa bazı belirtiler hissediyorsanız kendi sağlığınızla ilgili hemen gerekli kontrollerinizi yaptırmanızda fayda var. İkizler dolunayı biraz daha solunum yolları, bulaşıcı hastalıklar bunları tetikleyebilir çünkü. Kronik sorunlara dikkat edelim. Sağlığınızı iyileştirmek adına bazı tedavilere başlanması ya da genel sağlığınızın daha güçlü ve iyi olması adına, günlük hayatınızın kalitesinin artması adına bazı alışkanlıklarınızı tümden dönüştürmeniz mümkün. Zararlı alışkanlıkları hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Yeni bir beslenme programı belirleyebilirsiniz. Spora başlayabilirsiniz. Çalışma saatlerinizi değiştirebilirsiniz. Tüm bunlar günlük hayatınızın düzenlenmesi adına gündemde olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Tutulma 8 derece İkizler Burcu'nda olacağından, özellikle tabii ki değişken burçların 8 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa, bireysel etkilerinin hayatınızda daha fazla olacağını, daha güçlü, daha kadersel etkilerle karşılaşabileceğinizi de söyleyebiliriz. Tutulma etkileri biraz daha uzundur ve özellikle yıl sonuna kadar, önümüzdeki bir ay bu tesirler güçlü bir şekilde devam edebilir. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay dilerim. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz.
2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.